Bir mesela diyelim ki hanımefendi giyinmiş bir şekilde, yani ona öyle nazik davranıyoruz, öyle kibar davranıyoruz falan, ki cümleyle de ya ben işte ilahiyatçıyım hanımefendi, ya sizinle bir şey paylaşsam acaba falan. Onun hepsini beceririz istesek aslında. Yani böyle giymeniz aslında Yüce Yaradan'ın hoş şey yapmadığı bir şey. Benden söylemesi, ya şu üç kelimeyi bile söyleme cesaretini kendimde bulamıyorum. Geçen kendimi böyle sorguladım, sorguladım. Yani niye bunu söyleyemiyorsun ki yani? Söyle. Hazır elinde bahanen de var yani. Ben ilahiyatçıyım dersin. Yani böyle giymişsiniz ama ya ben söylemiş olayım. Bu vebaldir sizin açınızdan. Bizim de sorumluluğumuz söylemek. Belki kadın en fazla yani ne yapar? Git başımdan der yani. Ama bu basit olayda koyduğumuz taraf, ben inanıyorum ki bazen belki cephede yani zaten ne olduğunu belli etmişsin. Rengin belli, şeyin belli, süreç belli, kılıcını çekmişsin yani. Yani en az onun kadar ve ondan hiç kıyaslamadım, vazgeçtim şimdi onu. Onun en primer hali baştan söylediğim kadarıyla. Çünkü bilmediğimiz şeyleri ve zorluklarını bilmediğimiz şeyleri böyle sıradanlaştırmayalım. Ama biz daha o ilk eşikte bile çok cesaretsiziz. Allah adına ve onun hatırına birileri tarafından kınanmayı, aşağılamayı bile göze alamayacak kadar tarafımızı belli etmek hususunda flu davranabiliyoruz. Çok kötü. Sonra dönüp şeyle teselli oluyoruz. İşte sohbet yapıyoruz ya. İşte belki ulaşıyordur o türden hanımefendilere de falan diye. Yani çok teselli olursun diyorum. Çünkü ikna olamıyorsunuz. Ki o taraf, yani bu sadece tesettür konusunda değil. Bir adam diyelim içkici, ona da güzel bir lisanla, en güzel bir lisanla diyelim. Hikmetle, ey Allah Azze ve Celle öyle yapın diyor. Udu'u ila sebil-i rabbika bil hikmeti vel mev'idatil hasenati. Güzel öğütle, hikmetle çağır. Mesela onu bile yapmayı başaramıyoruz. Bilmiyor mu diyor hemen içimde bir ses. İçkinin günah olduğunu o bilmiyor mu diyor. Ya biliyor. Bir kere de sen söyle. Senin gibi her gelen bir kere daha söylese, her gelen söyledi ne kadar onun açısından zorlayıcı olacaktır. Hiç ona vereceği yararı bir tarafa bırak. Sen Rabbine karşı mazerete kavuşacaksın. Ya Rabbi onu masiyet üzere gördüm ve mazeretimi de ifa ve ona da söyledim. Artık ben mazurum. Ashab-ı Sebt örneğini hatırlayın. Bunu Allah'ın elçisinden güzelce öğrenen ashab, işte seyahat eşliğinde, yani bulunduğu yerdeki insanları da bırak, yeni coğrafyalara misafir insan olarak, yabancı unsurlar olarak gidip, ki çok daha zordur, yani gidip başka bir ülkede insanlara bir şey anlatıyorsunuz. Kendi ülkesinde komşusuna yapamayan adamın başka ülkelerde insanlara oturup hakkı anlatmasını düşünün yani. Bu çok daha afaki bir zorlukta. Bunu yapmış, yaşamış, hayatına buna adamış ve son gittiği yerde yere düşmüş. Oralarda ölmüş. Yani öldüğü yer ile de bunu haykırıyor. Ben bu uğurda öldüm demek istiyor. Niye Diyarbakır'da ölür ki bir sahabi? Niye yani saçılır ki yeryüzüne, orada burada ölür ki? Bu meselesi dolayısıyla, derdi dolayısıyla yollara koymuş ve o şekilde hayatını bu eforla, bu maksatla harcamış.